Programımızın bu köşesinde perdesiz gitarı ile Erkan Oğur var. Kendisine akustik gitarıyla değerli sanatçı Bülent Ortaçgil eşlik ediyor. Hoş geldiniz Erkan ve Ortaçgil. Hoş bulduk. Erkan, hemen ilk sorumu sorayım. Neden perdesiz gitar? Türk müziği seslerine olan ihtiyacımdan dolayı perdesiz gitar çalıyorum. Sen daha önce de gitarla başladın, yani ilk müziğe, öyle biliyorum. Evet, gitar, klasik gitar çalışmam oldu daha önce de. Ondan sonra bir ud eğitimi. Evet, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Mutlu Bey ile ud çalıştım. Evet. Sonra perdesiz gitarı yaptım orada. Sen kendin yaptın. Enstrüman yapım bölümünde Cafer Açın hocamın yardımlarıyla. Evet. Bu ilginç bir şey. Siz kendi gitarınızı yapmadınız değil mi? Yok, benimki fabrikasyon gitarı. Evet. Senin nereden böyle gitar yapmak ihtiyacın doğdu? Aslında yapmak değil de bir takım değişiklikler normal klasik gitarın üzerinde. Şu anda elinde gördüğümüz senin kendi imalen. Hayır, sadece tuşunu yaptım ben. Tuşunu yaptın. Ama başka bir tuş koyup perdesiz olan bir tuş. Bir de iki saplı gitarın var. Onu tamamen. O da aslında form olarak bana ait ama bir takım parçaların montajı. Evet. Şeklinde. Luthier'lik yönün de var yani. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani kendi sazımı kurcalayacak kadar. Evet. Çok güzel. Peki gitarı perdesiz çalmak gitarın sesine olan tutkundan mı? Yoksa mesela niye ud değil de gitar? Udu o kadar iyi çalamıyorum. Gitarı daha iyi çalıyorum galiba onun için. Bir de gitarla Türk müziği seslerini veya başka bir takım sesleri de daha kolay çıkaracağım sanırım. Onun için... Yani Türk müziği sesleri ile sesleri dışında Türk müziği yapılamayacağını mı söylemek istiyorsun? Yani perde kalktığı takdirde Türk müziği seslerini çıkarmamız mümkün oluyor. Sesleri çıkarmak mümkün olmasa bile o Türk müziği oluyor mu, olmuyor mu? Bülent Bey'i de alalım burada devreye. Ben bir şey diyebilir miyim? Yani benim gitarımda perdeler var. Ama aynı gitarı Erkan çalsın, bir de ben çalayım. Çok farklı tavırlarda çalacağımız bir gerçek. Üslup farklılaşması tabii getiriyor değil mi? Müziğinliğini o yansıtıyor. Benim içimden tambur gibi çalmak geliyor birazcık. Evet. Ondan herhalde. Peki. Şöyle bir şey soracağım. Lavignac müzik pedagojisinde diyor ki işte sazın asli sesinden başka sesler çıkması veya aranması o sazdan uzaklaşmayı gerektiriyor. Günümüzün modern bestecilerinde de bunun birçok örneklerini görüyoruz. Farklı soundlar arıyorlar, yeni tınılar arıyorlar. Sen biraz sonra da izleyeceğimiz gibi perdesiz gitarından kemençe ney arası bir takım sesler çıkartıyorsun. Bunları sunacağız. Bu konuda ne düşünüyorsun? Lavignac'a mı hak veriyorsun, yoksa yeni bir arayışın sonucu mu? Herkes haklıdır da ben müziğin insanın kafasının içinde olduğuna inanıyorum. Yani enstrümanlar sadece aracı. Evet. Onlar sadece çıkarıyorlar ortalığa o sesleri. Peki bu bir yatak çalma özlemi, melodi çalma özlemi sürekli. Görüyoruz ki Bülent Ortaçgil sana eşlik ediyor. Birçok sesli yapı içerisinde müziğini sunuyorsun. Evet, benim melodi... Peki bu zevki seyircilerimize de aktaralım. Evet. Onlar da paylaşsınlar. Bülent Ortaçgil'in gitarı eşliğinde Erkan Oğur ilk olarak Doğu Anadolu'da yaygın olan bir Hüseyini Peşevi'ni ve Büyük Ceviz'in Dibi adlı parçayı seslendirecek. Evet.